Şimdi tüm bunların bir anayasa değişikliği sebebiyle yapılıyor olma ihtimali, yani Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali üzerine hayata geçirilmek istenen senaryolar olduğunu düşünecek olursak eğer, tabii ki bu anlık bir fotoğraf, tabii ki bu anlık bir ölçüm. Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu o çıkıştan, Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu o çağrıdan sonra bugün seçim olsa diye sorulduğunda bakın nasıl bir tablo çıkıyor ortaya. %32.1'lik bir AK Parti oyu var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %26.9, DEM Parti'nin %8.7, Zafer Partisi'nin %8.4, Milliyetçi Hareket Partisi'nin %7.5 ki bu bir önceki seçimde alınan oyun bir altında bir oy oranı. İYİ Parti'de bir yükseliş görüyoruz. %6.2, Yeniden Refah Partisi %3.4. Asıl Zafer Partisi. Zafer Partisi 8.4. Evet, yani burada sağ milliyetçi partilerin bir yükselişe geçtiğini ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kaybettiğini görüyoruz. Şimdi o zaman Gürkan Bey, size şu soruyu şöyle sorsam. Anket sonuçları iktidarın oy kaybettiğini, en azından iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kaybettiğini gösteriyor şimdilik. O zaman bu hamle, böyle bir açıklama, böyle bir çıkış, olası bir anayasa değişikliğini becerilebilse bile Erdoğan'ı nasıl seçtirecek? Yani bir şeyler riske edilmiş olmuyor mu, evet, o zaman? Ya o yüzden ben orada Can'a katılıyorum. Yani bu bence çok daha farklı bir bakış açısı var. Bu özellikle Gazze'deki savaştan çok bağımsız değil. Mevcut işte Engin Alan da buna dair bir açıklama yaptı zaten ki önemli bir figür Engin Alan. Hem devletin içerisinde önemli bir figür, MHP için önemli bir figür. Burada sürekli bölünme korkusuyla yaşayan bir devlet, bir toplum veyahut da bir mahalle veyahut da bir takım bölünür. Yani o yüzden bu bölünme korkusu, paranoyası bizim gerçekti. Ben bunu sürekli anlatmaya çalıştım. Yani bir Türk milliyetçisi olarak hep sol tandanstan gelen veyahut da işte DEM içinden, HDP içinden gelen arkadaşlara anlatmaya çalıştım. 1912 ile 22 arasını yaşamış bir Türk topluluk. Bundan dolayısıyla oradan kalan belli başlı kompleksleri var. Lakin burada şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi Öcalan'a dair birçok şey söylüyoruz. Öcalan'ın ne dediğini veyahut da Öcalan'ın nasıl kendi içerisinde bir hikayesi olduğuna bence biraz bakmamız lazım. Şimdi Öcalan'a baktığımızda Öcalan'ı bize teslim eden güç kim? Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Amerika Birleşik Devletleri bize Öcalan'ı teslim etti. Şimdi bugün PYD'den bahsediyoruz. Yine Amerika'nın silahlandırdığını söylüyoruz. Eğer siz kendi içinizde bir olamazsanız, beraber olamazsanız sizi kaşıyan çok olur. Çünkü öyle bir coğrafyadasınız, öyle bir bölgedesiniz ki bunun diğer türlüsünü düşünebilmek pek mümkün değil. O yüzden hani biz Avustralya kıtasında değiliz yani. Biz dünyanın merkezinde, göbeğindeyiz yani. O yüzden burada bizim önce biz bir kendi iç meselemizi bir çözelim. Kendi iç meselemizi çözdükten sonra dış mihrakların bize neler yapabileceği. Zaten tarihlere baktığınızda bütün Türk devletleri içeriden yıkılıyor. Dönüp baktığımızda eğer biz bunu kendi içimizde çözebilirsek ondan sonra ötekilerin ne yapmaya çalıştığından hariç biz kendimiz işi, bu işimizi çözeriz. Ya şimdi Gürkan Beyciğim, buna itiraz yok. Tamam. Sadece itiraz şu, 3 ayda ilham mı geldi, vahiy mi indi, ne oldu i̇lham arkadaş gelmedi diye sormayalım orada mı yani? Size yok, benim ha, eleştirim şu, ben yani o gün Devlet Bey'in de DEM Partisi kapatılsın, AYM kapatılsın çıkışının doğrudan o eylemlerin neticesine yönelik olduğunu düşünmüyorum. O dönem itibariyle AK Parti ile MHP arasında bir iç çatışma vardı. Belli başlı konularda uzlaşmazlık vardı. Yargıtay Başkanlığı konusunda belli başlı çatışma hali vardı. Bu çok ön plandaydı ve kendi içlerinde buna dair hamleler yapıyorlardı. Bugün Numan Kurtulmuş'un da çizdiği zigzagları görüyorsunuz. Ama gelinen noktada ortaya tarih boyunca olmamış bir şey çıktı. Türk milliyetçiliğinin lokomotifi olan parti en ileri hamleyi yaparak ortaya bir iddia koydu, bir söylem koydu. O yüzden dedim ben, Devlet Bey'in en büyük siyasi imtihanı, en büyük siyasi savaşı. Ama şu sorunun yanıtı hala yok sevgili Gürkan. Hadi tamam, Salih Bey'in söylediğini AKP-MHP arası çatışmayla açıkladın. Bence çok şey değil, çok açıklayıcı değil ama tamam, bunu kabul ettim. Yani bütün muhalefeti,
HDP ile birlikte olmak da HDP'lileri de doğrudan HDP'li siyasetçileri de evet. terörist olmakla defalarca suçladı. Evet, seçim şimdi, dönemi. Yani biz, dolayısıyla biz ya bak, dolayısıyla bak, bunu bak, şunu ben, böylesi bir zikzak. Hem de İzmir'de öyle soru işareti bak, yaratıyor. Ben İzmir'de hele İç Anadolu'da falan değil, Karadeniz'de falan değil. İzmir'de CHP listelerinden milletvekili adaydı kişi ittifak. İzmir'in Kirazlı'nın köylerinde, Ödemiş'in köylerinde, Horzum'da falan bize dediler ki ya siz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz dediler. Bize. Şu tamam. seçimden önce. Tamam. İzmir'de dediler. Böyle şeyi bırakın yani İç Anadolu'yu, Karadeniz'i falan boş verin. Tamam. Şimdi onun için söylüyorum. Bakın tekrar. Olur. Mutlaka olur. Ama herkes bir kere önce bir kendisi bir arınsın ya. Bir ortaya koyalım. Bir zikzak var. Çok net bir zikzak var. Sen olmadığını iddia ediyorsan var. Yani. Bak, tekrar söylüyorum bak. Ben bu zikzakı sadece bunlar zikzak yapıyorlar. Dün şöyle söylüyorlardı. Bugün böyle söylüyorlardır başlığından söylemiyorum. Tamam. Tamam. Benim söylediğim kısmı o. Ne biliyor musunuz? Tamam. Tekrar söyleyeyim. Bu kadar kısa süre içerisinde buradan buraya geldiysen arkadaş bu senin fikrin olmayabilir diyorum ben. Tamam. Bu sana başka bir yerden telkin edilmiş olabilir. Bunu benim esas huyla tamam. Yerde burası bu kadar. Tamam bunu zaten sorgulayalım. Bunu gündeme getirelim. Bunu tartışalım. Ama ben de diyorum ki Öcalan'a baktığınızda, Öcalan'ın okumalarına baktığınızda bugünkü Devlet Bahçeli'nin Likudnik dünyaya bakışıyla İsrail'e bakışıyla Abdullah Öcalan'ın İsrail'e bakışı arasında böyle bir durum var. Şimdi hal buysa ve Türkiye görünürde Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla, Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla sadece bu böyle bizim açıklamalarımızda değil, İngiltere'ye bakıyorsunuz, İngiltere basında bakıyorsunuz, Amerika'ya bakıyorsunuz. Önümüzdeki dönem itibariyle çeyrek asır veya yarım asırda bölgede belli başlı haritalarda değişiklikler olacak. Biz de diyoruz ki, daha doğrusu ben diyorum ki bu bir fırsat. Mesela PYD'den bahsedildi, işte 100 binlik askeri güçten bahsedildi. Karşımıza almanın bir manasını göremiyorum. Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin kuzeyinde, Irak'taki gibi bir federal yapıda kurulan bir, oradaki bir etnisitede onların en ufak bir rüzgarıyla yıkılacaksak biz zaten çökmüşüz demektir. Ben diyorum ki işte tam tersine bu diyaloglar geliştirilsin, bu barış süreçleri geliştirilsin, Suriye'nin kuzeyini Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanlar inşa etsin. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki adalet sistemi eğer demokratik bir şekilde bir hale kavuşursa bu Suriye'ye de ilham olsun, Irak'a da ilham olsun, İran'a da ilham olsun. Eğer iki devlet var burada bu süreci at başı götürecek. Şu an için Türkiye ön planda, İran geri plana düştü. Ya İran olacak bu? Bütün bölgeyi değiştirebilecek bir örnek ortaya koyacak güç. Çünkü benzer şeyler de var, özellikler de var. Ya Türkiye Cumhuriyeti olacak? Hatta ben şunu da ifade ettim son yazında. Bizim Ermenistan'la olan sınırları da kaldırmamız lazım. Onun kesinlikle yapılması gerekiyor canım. Türkiye Ermenistan'la sorduğumuz Dağlık Karabağ'da çözüldü. O yüzden bak bir de şunu az önce TUSA saldırısından bahsettiler. Şimdi hangi PKK? Hangi devlet? Devlet içerisinde muntazam bir şekilde yok ki. Devlet içerisinde ulusalcı bir kanat var. Asla ve kata diyor bu ittifakın ortağı. Cumhur İttifakı'nın ortağı. Asla diyor böyle bir yakınlaşmaya, böyle bir sürece biz dahil olamayız, karşıyız diyor. Onların provokasyon yapmayacağını nereden biliyoruz biz önümüzdeki dönemde? Hakeza PKK içerisinde de net ve katı bir şekilde ayrılıkçı olan, bölünmekten yana olan bir kitle var. Bu da gayet tabii. Biz bunları tartışamadığımız için hiç bunları konuşmuyoruz.